Evet, yaz Kur'an kurslarımız inşallah bu sene 10 Haziran'dan itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'mızda da 10 Haziran'da kayıtlarımız başlıyor. 1 Temmuz'dan itibaren de inşallah 16 Ağustos'a kadar da yaz Kur'an kursları eğitim dönemimiz devam edecektir inşallah. Bu yaz Kur'an kurslarımız inşallah bu sene yine olduğu gibi bütün camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, hocalarımızın eşliğinde inşallah, onların rehberliğinde eğitim öğretime devam edecekler. Eğitim öğretim en son 16 Ağustos itibariyle de inşallah sona erecektir. Tabii ki ilk önce zaten bizim en büyük vazifelerimizden biri çocuklarımıza İslami bir hassasiyet, İslami bir terbiye vermek. Yaz döneminde de malum hem camilerimize hem Kur'an-ı Kerim, çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, bunun yanında dini ilmihal, dini bilgiler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sahabelerin hayatı çocuklarımıza anlatılmaktadır. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ben vefat ettiğim zaman size 2 şey bırakıyorum vefat ettiği zaman. Bunlardan biri Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ve diğeri benim sünnetim diyor. Bunlara sarıldığınız müddetçe hiçbir zaman yolunuzdan şaşırmayacaksınız diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bize de düşen, biz Müslümanlara da düşen görev, Efendimizin bize emanet olarak bıraktığı Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, seniyesi çerçevesinde hayatımıza devam etmek. Hem biz devam edeceğiz, hem bizden sonra gelen nesil olan evlatlarımızı da o yolda yetişmelerini fırsat vereceğiz, onları yetiştireceğiz. Bu da ebeveynlerin, anne babaların görevi. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, insanoğlu ebediyette vefat edeceği zaman arkasında 3 şey bırakır. Bütün amel defterleri kapanır ama şu 3 kişinin defteri kapanmaz diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunların sevabı sonuna kadar ecirler devam eder. Kim bunlardan birisi? Ardında sadaka-i cariye olarak. Sadaka-i cariye bırakan bir kişi, bu bir çeşme olabilir, bir hayır grubu, bir hastane olabilir. Bunlar çalıştığı müddetçe vefat eden kişiye sevapları devam eder. İlmini insanlığın hizmetine sunan kişinin, ilmini geride bırakıp talebe yetiştiren ve arkasından gelecek olan talebeleri o ilmi devam ettirdiği müddetçe bu ilmini bırakan kişinin sevabı devam eder, amel defteri kapanmaz. Bir de kendisine hayır duası da bulunacak olan evlat yetiştiren kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor. Şimdi bizim amel defterimizin kapanmaması adına arkamızdan hayır duada bulunacak evlatların olmasını istiyorsak bu tür kursları değerlendirmek lazım. Bu bir fırsat. O fırsatı değerlendirmek için de velilerden talebimiz şu. Bizim bütün camilerimizde, bütün Kur'an kurslarımızda 4-6 yaşlar dahil olmak üzere hocalarımız onlara eğitim vermeye hazırlar. Eğitim öğretim dönemi içerisinde şöyle bir istatistik de vereyim size. Toplam 10.237 öğrencimize toplam bu yıl içerisinde Urfa genelinde Kur'an-ı Kerim dersi verildi. Bunun yanında ilmihal ve dini bilgiler olmak üzere. Aynı şekilde 1016 öğreticimiz tarafından bu faaliyetler gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kurslarımızda bu faaliyetler 1016 öğreticimiz tarafından Allah'a hamdolsun görevlerini fazlasıyla layıkıyla yerine getirmiş oldular. Zira biz biliyoruz ki çocuklarımızın Yüce Allah'ın bize en büyük emanetleridir. Biz bu emanetlere sahip çıkacağız. Biz bu emanetlere sahip çıkmadığımız zaman başka cenahlar bu çocuklarımıza sahip çıkacaklar. Bu evlatlarımızı ellerimizden alacaklar. Evlatlarımızın ayağının kaymaması için, başka yerlere sapmaması için çocuklarımızı velilerden istirhamımız şudur. Yaz Kur'an kurslarına, camilerimize, İmamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu hocalarımıza teslim edelim bunları. Bu yaz dönemini iyi değerlendirelim. Yaz dönemi boyunca günde ortalama haftada günlük 4 saat, haftada 20 saat üzerinden bu çocuklarımıza Allah'ın izniyle hocalarımız tarafından Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler verilmeye devam edecektir. Velilerden özellikle istirhamımız şu: evlatlarımızı bu yaz döneminde değerlendirelim, Kur'an kurslarımıza gönderelim. Şunu da söyleyebiliriz: ya işte okul vardı, şimdi de yaz Kur'an kursları diyenler olabilir. Eleştiriler bazda. Olabilir, herkesin düşüncesi farklı olabilir ama bir yüzme kursuna veya bir spor okuluna gönderildiği zaman niye bu etkinlik oluyor da Kur'an kurslarına gönderdiğimiz zaman niye bunu eleştiriyoruz? Evlatlarımız Kur'an kurslarımıza da gitsin, sosyal etkinlikler yanından yüzmeye de gitsin, spora da gitsin, bunlara da gitsinler. Ama bizim derdimiz şu: evlatlarımızı Kur'an'ın bereketinden, Efendimizin sünnetinden mahrum etmeyelim. Eğer bugün bu çocuklara o İslam'ı, bilgiyi aşılamazsak yarın öbür gün anne babalar dizilerine vuracaklar. Arkalarından onlara hayır duası edecek evlat bulamayacaklar.